Gençler selam. Bu mükemmel soruyu gelin hemen birlikte çözelim. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları birebir ve örtendir. Birebir ve örten demek ne demek? Bu fonksiyonların ters fonksiyonları tabii ki mevcut güzel insanlar. Şimdi buna göre bir ifadeler verilmiş. Her x gerçel sayısı için hangileri doğrudur diye bana sorulmuş. Şimdi geldim. Şuradaki içerideki ifade dışarıdaki ifadenin tıpatıp aynısıysa o zaman benim bu fonksiyonum birim fonksiyon olmak zorunda. Peki f ile sen kimi birleştirirsen birimi yakalarsın? Bütün gerçel sayılar için gerçek olmasını istiyorsan f-1 yazmak zorundasın. Ya da g-1 ile kimi g'yi birleştirirsen bütün gerçel sayılarda x'i elde edersin. O zaman çıkan sonuç şu. G dediğin fonksiyon aslında f'in tersiymiş. Bir fonksiyonla onun tersi her zaman birinci açıortay doğrusu y eşittir x'e göre simetriktir. O yüzden bu ifade her gerçel sayı için doğrudur. Şimdi geldim. Fogx cofx'e eşit ise f ve g fonksiyonları çakışıktır. Hayır. Birinci madde zaten bunu çürütür. Sen burada g yerine f-1 fonksiyonunu yazsan buranın sonucu birim geldi eşit. Buranın sonucu birim geldi eşit. O zaman güzel insanlar ne oldu? Burada bütün gerçel sayılar için gerçek oldu mu oldu. Ama f ve g sadece unutmayın y eşittir x doğrusu üzerinde çakışacaklar. Mesela bu f ise öbürü de al sana bunun tersi oldu. Bunlar çakışık fonksiyon olmadı. Sadece iki yerde çakıştılar. O yüzden bu ifade her zaman doğru olmaz. Şimdi geldim buraya. Fx eşittir g eksi x ise f ve g fonksiyonları y eksenine göre simetriktir. Geldim bir tane koordinat sistemi seninle birlikte çizdim buraya. Çizdikten sonra bak ben mesela 2 yazsam f2 dediğim ifade g eksi 2'ye eşit. Ya da mesela 3 yazsam f3 dediğim ifade g eksi 3 dedim. Geldim buraya tersini yazdım. F eksi 2 dediğim ifade g 2 oldu. Ya da f eksi 3 dediğim ifade g 3 oldu. Buradan çıkan sonuç şu. Senin burada 2 yazdığın zaman f'e karşılık gelen değerinle burada eksi 2 yazdığın zaman g'deki karşılık gelen değerin aynıymış. Ya da sen burada 3 yazdığın zaman f'e karşılık gelen değerle burada eksi 3 yazdığın zaman karşılık gelen değer aynıymış. O zaman bunlar kime göre simetrik? Tabii ki y eksenine göre simetriktir. Güzel insanlar. Buradaki mevzu budur. O zaman 3. öncülde doğru. Cevabım Erzincan geldi. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Beğenip abone olmayı unutma. Arkadaşlarına da önerirsen çok mutlu olurum.